edeceksiniz? Şimdi daha önce malum kamuoyunda da yeni şampiyon yandıran son çekilen kredilerle ilgili bir tanesi, yani biz zaten evrağı görmedik de tabii gören 8 tane arkadaşımız, 7 kişinin bu çekilen krediyle ilgili haberi yoktu. Dolayısıyla elden ele, iş yerinden iş yerine dolaşan bir dosya var ortada. Tabii dolayısıyla burası Manisa Spor Kulübü bir kurum her şeyden önce. Yaptığımız işi kanunlar çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Ve yönetim kurulu toplantısı olmadan böyle bir kararın olması çok ilginç geldi bana. Tabii biz burada emanetçiyiz. Manisa Spor Kulübü Manisalıların, Manisa'mızın, dolayısıyla Manisa'mızın menfaatleri doğrultusunda biz bu konularla ilgili savcılığa başvurumuzu yapacağız. Benim görev yaptığım günden itibaren bugüne kadar kulüp kasasına giren paralar dahil yapılan harcamalar, bunlarla ilgili resmi olarak bilgi isteyeceğiz ve bunu da kamuoyuna paylaşacağız. Ve 8 kişinin haberi var. 7 tane arkadaşımızın haberi yok. Çok enteresan bir şey var. Gelirken kulüp müdürümüzle karşılaştık. O da dedi ki, senden sonra çekildi kredi dedi. Bu da kafalarda ayrı bir soru işareti oluşturdu. Şimdi gelirken. Yani çok enteresan şeyler dönüyor. Biz bu konuların aydınlatılmasını Savcı Bey'den talep edeceğiz. Tarafımızda yazılı bir şekilde bilgi ulaştığında biz de kamuoyunda en net bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Huzur içerisinde de görevimizi yapmış olacağız. Sayın Şahin. Yani kredinin tam tutarını bilmiyorum. Yaptığı WhatsApp açıklamasında başkanımızın 4 trilyon diyor bir tanesini. Bir de 10 trilyonluk yetki olduğunu söyleniyor. Ama tabii bunlar hep söylenti. Yani bir yönetim kurulu üyesi olarak bunları bizim bilmememiz gerçekten Manisa Spor adına, Manisa adına acı bir tablo. Yani ben isterdim ki burada başkanımızın arkasındayım, yönetim kurulunun arkasındayım demeyi. Ama maalesef şartlar bu noktaya getirdi. Tabii az önce de ifade ettiğim gibi bizler burada emanetçiyiz. Emaneti ihanetlik etmek bize yakışmaz. Şeffaf bir şekilde inşallah yapılan her şey kanunlar çerçevesindedir. Doğrudur. Kulübümüz menfaatleri doğrultusundadır. Böyleyse de biz başkanımızdan da özür dileriz. Veya yanlışsa kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılır yani. Sayın Şahin, şimdi bu kredinin nasıl ödenmesiyle ilgili bir bilginiz var mı? Yani bu kredi nasıl ödenecek? Şimdi Manisa Spor zaten borçları olan bir kulüp. Şimdi tabii bunlar başlangıçta zaten yanlış gitti. Bir kulübün öncelikle mali bütçesi oluşturulmalı. Bununla ilgili senin kulübe bir yıl boyunca gelecek para çok net bellidir. Bunlarla ilgili planlamasını yaparsınız. Gerekirse birinci öncelik burada Manisa Spor Kulübü'nün yaşamasıdır. Ortaya mali tabloyu koyarsınız, imkanlar çerçevesinde ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparız. Ama maalesef yani 7 haftada 3 tane teknik direktörü değiştirerek Türkiye tarihine geçtiğimizi düşünüyorum. Yapılan transferlerimizi görüyoruz. Şunu da açıkça ifade etmek isterim. Bir menajer üstünden bu kadar futbolcunun alınması da normal bir şey değil. Futboldaki inişlerin, çıkışların tamamen bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü istedikleri olmadıkları zaman da farklı metotlar uygulayabiliyorlar. Onun için Manisa'mız için hakkında hayırlısı olsun diyorum. Son bir sorum var. Manisalı iş adamlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize bir kez daha sesleniyorum. Manisa Spor bu şehrin takımıdır. Herkes bu takıma sahip çıksın. Bizler yönetimler gelip geçicidir. Manisa Spor bakidir. Ben buradan Manisa'yı seven herkesin, Manisa'ya katma değer sağlayan herkesin Manisa Spor'a sahip çıkacağını düşünüyorum. Manisa Spor sahipsiz değil değerli arkadaşlarım. Manisa Spor gerçekten çok iyi yerlerde olmayı hak eden bir kulübümüz. İşte birinci ligde olduğu, süper ligde olduğu dönemleri de gördük. Manisa esnafı bu kadar para kazandı. Şehir hareketlendi. İnsanlar dostluklarını geliştirdi. Bunlar çok önemli etken. Ben burada Manisa Spor için üstüme düşen ne varsa yapacağımı açık bir şekilde beyan ediyorum. Daha önce yaptığınız açıklamada genel kurula gideceğinizi, imza toplayacağınızı, kongreye gideceğinizi söylemiştiniz.
Bununla ilgili bir gelişme şimdi var mı? Bizim dün ne söylediysek bugün de aynıdır. Söylemlerimizde kesinlikle değişiklik olmaz. Birinci önceliğimiz Manisa Spor'un menfaatleridir. Bizim istediğimiz Manisa Spor'un şeffaf bir şekilde yönetilmesidir. Yani bir yönetim kurulu üyesinin yani bunları konuşması gerçekten çok acı vericidir. Hiçbir şeyden haberdar olmamak, hiç kimseye haber vermemek bunun kadar acı bir tablo olamaz. Genel kurulla ilgili de Manisa Spor'un ihtiyacı olduğu her noktada biz her zaman göreve hazırız. Bu şehrin büyükleri, abileri bu takıma sahip çıkacaktır. Kimsenin Manisa Spor'la ilgili kafasında en küçük soru işareti olmaz. Teşekkür ederim.